yanında bir hanımefendi. Şimdi arkadaşlar hazırlasınlar onu. Hani tam bu araya bunu biraz konuşalım istiyorum. Şimdi İzmir'de İzmir'den röportajlar geliyor. Çok miktarda röportajlar geliyor. Bu röportajların bir kısmı diyor ki mesela bazıları ağır ifadeler kullanıyor. Yani diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi B.K'yi aday yapsa, koysa ona oyumu veririm diyor. Yani tuvalet terliği, bidon kapağı, kola kutusu, tuvalet kağıdı. Bunları falan açmışlar. Yani tavrını öyle net ortaya koyuyor ki diyor ki buraya bir tane bir adam. Tamam ver abi yani. Evet. Ver oyunu var yani. Ne yapalım yani. Buraya diyor ki senin oyunu o kadar kıymetli. B.K koysalar ben ona oyu veririm diyor. Şimdi bunu anlamak aslında zor bir şey değil. Endişesi var falan. Ama şunu anlamak zor. Bak şunu anlamak zor. Niye ona mecbursun ya? B.K'ye niye mecbursun? Niye bidon kapağına mecbursun? Niye başka bir şeye mecbursun? Değilsin. Hamza da herhalde tarihe geçecek. Gerçekten tarihe geçecek. Mesela bir şey anlatmaya çalışıyor İzmir'de. Diyor ki ya benim derdim bu İzmir hepimizin. Yani İzmir hepimizin söylemi klasik bir propaganda cümlesi değil. Yok Hamza Bey İzmirli zaten. İzmirli ve İzmirli. Bir şey ifade etmeye çalışıyor. Diyor ki ya bak benim sizinle yaşantınızla bir alıp veremediğim yok. Ben müftü falan değilim. Ben müftülük seçimlerine girmiyorum. Belediye başkanlık seçimine giriyorum. Siz keyfinize bakın. Müftünün de kimsenin hani, ne yaşadığıyla bir sorun yok zaten. Otobüse binersin falan. Kaptan der ki bakın keyfinize. Ya da bir minibüs bir yere gideriz mesela hatırla. Geçer Gaffar yakıncaya. Ya kafanızı yormayın ben giderim siz arkada biraz dinlenin falan der mesela. Biz dinleniriz. Uyanırız. Bir şeyler yeriz falan filan. Direksiyon Gaffar yakıncadadır. Gözümüz arkada değildir. O bizi gideceğimiz yere götürür. Şimdi Hamza Dağ da böyle bir şey diyor. Diyor ki ya yaslanın arkanıza. Yiyin için eğlenin. Keyfinize bakın. Benim derdim hepimizin olan bu İzmir'i şu köhne halinden, şu perişan halinden kurtarmaktan başka bir şey değil diyor. Rahat olun diyor. Tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı yerel seçimlerde İzmir'e üst üste 3-4 defa gidiyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Saçmalıyor. Düpedüz saçmalıyor. Saçmalık bir. Önce korkutuyor. Diyor ki siz Hamza Dağ'a oy verirseniz Atatürk'ün kemikleri sızlar, İnönü'nün kemikleri sızlar, Deniz Baykal'ın kemikleri sızlar, Bülent Ecevit'in kemikleri sızlar. Başka kim vardı hatırlayabildiklerimi söylüyorum. Ondan sonra. Bunların kemikleri sızlar diyor. Kılıçdaroğlu daha kemikleri yerinde canım. O Kılıçdaroğlu Allah'ın kemik sızlatacak. O sızlatacak. Onu söyleyeyim. Abi. Kılıçdaroğlu kemik Erdoğan sızlatacak. Var, rahmetli, onu da söylüyor. Onu da anıyor da o yani onun kemikleri sızlar demiyor. Şimdi İzmirli'nin bir kısmı hakikaten yani CHP'li diyor ki yok artık. Bir uyanmış. Şu Özgür Özel'in İzmir'de ayeti hadisi birbirine karıştırıp sureyi suret yapıp bir konuşması var. O hazır mı? Onu hazırlayıncaya kadar şu Aydınlı Hanımefendi'yi verin o zaman. Buradan verin Aydınlı Hanımefendi'yi bir de öbürünü hazırlayın. İşte bedava traktör verecekti, bedava yok, alkol verecekti. Bu değil, bu değil. Özgür Özel. Ya bedava Aydın traktörü bedava alkole değiştirmiş. Evet. Mesela bakalım. Diyor ki bu görmüşsünüzdür Aydın Hanımefendi. Ben hadi yok. Bakalım da yayınladım onu. Bayağı konuşuluyor. Evet. Efendim? Ya dün Hızır orada yok mu? Öcü diyor. Bunlar öcü gibi dolaşmasın diyor. Bir tane Aydın var. Arkadaşlar bir tane Aydın var. Ve 10 dakika önce sizden istiyorum. Bak Ramazan gerginim elim ayağım titriyor. Bir kuşum Aydın vardı çıkmıyor sahneler artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.